Tolgozbek.com'dan herkese merhaba. Bugünkü konumuz torpidolar. Hem denizaltı hem de helikopterler veya uçakların deniz denizüstü hedeflere karşı en önemli silahları arasında. Torpidoların tarihine bakacağız. İkinci bölümde ise Türk savunma sanayi şirketlerimizin geliştirdiği torpido sistemlerini inceleyeceğiz. İlk torpido 1866'da İngiliz mühendis Robert Whitehead tarafından icat edildi. O yıllarda Ortaya çıkmaya başlayan denizaltılar tarafından kullanılmaya başladı. Dünyada torpidoyu atan ilk denizaltı ise Osmanlı Donanması tarafından satın alınmıştı. 1886'da İstanbul'a getirilen denizaltıya Abdülhamit adı verildi. Denizaltı torpido atışını padişah Abdülhamit'in de katıldığı törenle gerçekleştirmişti. 1877 ve 78 yıllarındaki Osmanlı-Rus harbinde ise torpidolar ilk kez savaşta kullanıldı. Rus donanmasının Batum'da attığı torpido Osmanlı donanmasına ait intibah gemisini batırmıştı. 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında torpidolar hem denizaltılar hem de uçaklar tarafından yoğun olarak kullanıldı. Günümüzde ise torpidolar gelişen füze teknolojilerine rağmen donanma ve deniz hava gücünün en önemli silahları arasında yer almaya devam ediyor. Torpido hem taarruz hem de savunma maksatlı olarak kullanılabilmekte. Modern torpidolar denizaltılar, gemiler ile uçak veya helikopterden atılabilmekte. Bazı gemiler ise denizaltılara karşı torpido kullanabiliyor. Denizaltından atıldıktan sonra kendini göstermeden ilerleyen torpidolar atış sonrasında tel veya fiber optik kablo ile yönlendiriliyor. Hedefini takip eden modern torpidoların bir bölümü otonom kabiliyete sahip. Bu özellikleriyle günümüz modern torpidoları %95 oranında isabet kaydedebiliyor. Torpidolar ikiye ayrılıyor. Hafif sınıftaki torpidolar gemiler, deniz karakol uçakları veya helikopterler tarafından kullanılıyor. En yaygın kalibre 324 mm yani 12.75 inç. Orka bir balina türü. Katil balina olarak adlandırılıyor. İlk modeli 2017'deki İDEF fuarında sergilenen torpida için imza töreni Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, SSB, Roketsan ve Aselsan temsilcilerinin katıldığı törenle gerçekleştirildi. Projeyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan veya envanterine alınabilecek su üstü platformlar ile deniz hava araçlarında denizaltılara karşı kullanabilecek Orko Torpido silah sistemi yerli ve milli olarak geliştirilecek. Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetine sahip olacak Orka, aldatma ve karıştırmaya karşı da direnciyle hedef üstündeki yüksek yetkinliğe sahip olacak. Roketsan'ın önümüzdeki yıl teslim edilmesi hedeflenen Akya ağır sınıf torpido projesinden edindiği tecrübeyi Orka projesine aktaracak. Orka projesinde ana yüklenici Roketsan'ın yanı sıra ASELSAN da ana alt yüklenici olarak görev yapacak. Orka, mavi vatanın korunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne milli bir unsur olarak güç katacak. Torpidolar konusundaki ikinci tür torpido ise ağır sınıf. Denizaltılar tarafından hem düşman su üstü gemilerine hem de düşman denizaltılarına karşı kullanılmak üzere taşınıyor. Ağır torpidoların çoğu 533 mm yani 21 inç çapa sahipken bazı Rus torpidoları 650 mm yani 25.6 inç çapında. Ağır torpidolar arasında Amerikan Mach 48 Mod 7 önemli yere sahip. Roketsan tarafından geliştirilen Akya envanterdeki Mach 48 torpidolarının yerini alacak. İlk test atışı 11 Temmuz 2013'te yapılan sistemde harp başlığı ve güdüm sistemi Roketsan tarafından geliştirilmişti. Sonar sistemine ait transdüser dizini Meteksan savunma tarafından geliştirilmişti. Uzunluğu 7 metre olan sistem toplam 1.2 ton ağırlığında. Bunun yaklaşık 350 kilogramlık bölümünü harp başlığı oluşturuyor. Elektrikli tahrik sistemine sahip olan Akya saatte 40 nat sürete kadar çıkabilmekte. Bugünkü videomuzda size torpidolar konusunda bilgi vermeye çalıştık. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Savunma ve havacılık konusunda detaylı haberler için tolgozbek.com sitemize sizleri bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda buluşmak üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.